Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün özellikle oyun tutkunlarını ilgilendiren bir video çekmek istedik. Son dönemde bizlere de oldukça sık gelen bir soru var. PlayStation 4 alsam olur mu? PlayStation 5 yerine bir oyun bilgisayarı alsam olur mu? Acaba Xbox Series S alsam beni yarı yolda bırakır mı? Gibi sorular var. Biz de bu sorulara bu videoda bir açıklık getirelim istedik arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Halihazırda ülkemizde hem PlayStation hem Xbox konsolları satılmakta. Biliyorsunuz PlayStation bir ara ülkemizden çıkmıştı ama Bilkom ile tekrardan ülke pazarımıza giriş yaptı. Şu anda Bilkom sadece PlayStation Slim modellerini ülkemize getirecek. Açıkladı. Yani eski FAT kasalar gelmeyecek ama internette hala satanları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki gelelim işin PlayStation 4 kısmına. Şunu söylemem gerekiyor sizlere. Sony bundan sonra birinci parti oyunlarında PlayStation 4'e desteğini keseceğini açıkladı. Ki bunu zaten Spider-Man 2'de gördük arkadaşlar. Bu eksklüziv bir oyundu. Fakat PlayStation 5 için çıkmadı. Burada şu var. Bazı üreticiler, üçüncü parti üreticilerden bahsediyorum arkadaşlar. Oyununu PlayStation konsollarına özel bir şekilde satışa sunuyorlar. Ama bu üreticiler ne yapıyor? PlayStation 4'e de getiriyorlar bu oyunu. Bunu Sony'nin kendi bünyesindeki stüdyolarla karıştırmamanız gerekiyor. Örneğin Naughty Dog. Önümüzdeki günlerde yeni bir Last of Us oyunu yaptığında muhtemelen bunu PlayStation 4'e getirmeyecektir. Ama X bir yapımcı PlayStation'a özel bir oyun yaptığında bunu isterse PlayStation 4'e ya da PlayStation 5'e getirebilir. Burada şu var. PlayStation 4 ile PlayStation 5 arasında grafiksel anlamda böyle dağlar kadar bir fark yok arkadaşlar. Yani baktığınız zaman iki konsol arasında görsel açıdan ya PlayStation 5 gerçekten muhteşem bir görsellik sunuyor diyemiyorsunuz. Bakın çok basit bir örnek. PlayStation 4 için çıkmış The Last of Us Part 2'ye bakın. Görselleri muhteşem. Size gerçekten oyun son derece güzel sahneler sunuyor. Gün doğumu olsun, gün batımı olsun, suların yansıması olsun. Yani muhteşem grafikler sunuyor. Bunun PlayStation 5 için getirilmiş versiyonuna baktığınızda yani böyle gözle baktığınızda sanki fark edemeyeceğiniz incelikler var, detaylar var. Dolayısıyla grafiksel açıdan arada bir uçurum olmadığı için ne yapıyor? Üçüncü parti oyuncular genel itibariyle PlayStation 5 için çıkarttıkları oyunu PlayStation 4'e de çıkartıyorlar. Çünkü burada 100 milyondan fazla satmış bir konsoldan bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki oyuncu kitlesini hala atlamak istemiyorlar arkadaşlar. Şu sorunun cevabına geleceğim. PlayStation 4 2024 yılında hala alınır mı? Bence alınır. Zaten kütüphanesinde yüzlerce oyun var. Ve dediğim gibi hala 3. parti oyun yapımcıları bu konsola oyun geliştirmeye devam ediyorlar arkadaşlar. Şimdi gelelim Series S meselesine. Biliyorsunuz arkadaşlar Xbox konsolları ülkemizde de fevkalade satılıyor. Bu noktada Xbox Series X var ve Xbox Series S var. Şunu söyleyebilirsiniz. Ya bu Series S baktığımız zaman PlayStation Pro gibi bir şey. Peki nasıl oluyordu bunu biz yeni nesil konsol gibi lanse ediyoruz? Bakın arkadaşlar az önce ne dedim? PlayStation 4 ile PlayStation 5 arasında grafiksel anlamda böyle büyük bir sıçrama olmadı. Sadece oyunların yüklenme sürelerinde, oyunlardaki harita görünümlerinde daha geniş alanları görmemizi sağlayan bazı teknolojik iyileştirmeler yapıldı. Dolayısıyla bu durumu biz göz önüne aldığımız zaman Xbox Series S'in de sizleri yarı yolda bırakmayacağını söyleyebiliriz. Zaten Microsoft'un şöyle bir şartı var arkadaşlar. Diyor ki yapımcılara, siz eğer benim konsoluma bir oyun geliştiriyorsanız bunu Xbox Series S'e de geliştirmek zorundasınız. Yani önümüzdeki süreçte şöyle bir durum karşımıza çıkmayacak. X bir oyun çıktı. Bu sadece Xbox Series X'de oynanabiliyor. Series S'de oynanamıyor. Böyle bir durumla biz asla ve asla karşılaşmayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktada Xbox Series S almak hem fiyatından hem kapladığı alan bakımından çok daha avantajlı diyebiliriz. Arada dağlar kadar da bir fark bulunmuyor. Varsın yükleme süresi 3 saniye 5 saniye daha az olsun. Bu da çok büyük bir sorun yaratmayacaktır. Örneğin arkadaşlar ben halihazırda Xbox Series S kullanıcısıyım ve bugüne kadar konsolda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Game Pass'e gelen oyunları direkt olarak indirip oynayabiliyorum. Herhangi bir yeni çıkmış Triple H kategorisindeki bir oyunu direkt olarak indirip oynayabiliyorum. Ve konsol burada biraz ısınsa da beni oyun zevkinden mahrum bırakmıyor. Yani 4-5 saat, 5-6 saat oynadığım da oldu. Bu süre boyunca ısınıp da kendi kendine kapandı ya da işte biraz beni kapat rahat bırak diye bir uyarı yazısının çıktığını görmedim. Bu açıdan içiniz ferah olabilir. Şimdi gelelim oyun bilgisayarlarına arkadaşlar. Halihazırda günümüzde oyun bilgisayarları $1000 civarına satılıyor. Bu ne demek? Baktığınız zaman
30-35 bin Türk lirası arasına bir oyun bilgisayarı alabiliyorsunuz. Tabii ki bu noktada şu var. Konsollara baktığınız zaman fiyatlar çok daha düşük seviyelerde. Yani bugün bir PlayStation 5 almak istediğinizde dahi 25 bin-26 bin gibi bir fiyat ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ki bu Türkiye garantili olan cihaz. İnternete baktığınızda 21 bin-22 bin seviyelerine ithalatçı garantili PlayStation 5'lerin satıldığını da görüyoruz. Bunları bir kenara bırakırsak az önce de belirttiğim gibi Series S'in fiyatı daha da düşük. Dolayısıyla bu noktada Series S alıp bir Game Pass aboneliği yaptığınızda zaten elinizin altına yüzlerce oyun geliyor ve Microsoft tarafından geliştirilen oyunlar ilk günden bu konsola hemen geliyor arkadaşlar. Bunun yanında bir de EA Play üyeliği alırsanız, yani Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine geçerseniz arkadaşlar, EA oyunlarında FIFA'dır ya da EA'in çıkardığı Need for Speed serisidir, bu tarz oyunları da direkt olarak oynayabiliyorsunuz. Tabii ki biraz geç geliyor ama sonuç olarak geliyor. Örneğin FIFA 24 muhtemelen Şubat ya da Mart ayı gibi Xbox Game Pass'e gelecektir arkadaşlar. Bunu da Game Pass'te oynama şansına erişebilirsiniz. Şimdi gelelim sorumuzun cevabına. Şu noktada aslında oyun için alınacak en mantıklı konsol Xbox Series S gibi duruyor. Ama ya ben PlayStation oyunlarını oynamak istiyorum. Sony'nin konsola özel olarak çıkardığı God of War gibi, Last of Us gibi, Ghost of Tsushima gibi oyunları oynamak istiyorum diyorsanız, o zaman PlayStation 4'ü seçebilirsiniz ya da arkadaşlar bir oyun bilgisayarı alabilirsiniz. Neden oyun bilgisayarı diyorum burada? Çünkü artık Sony eski katı rejiminden vazgeçti. Şimdi konsol için çıkardığı oyunları bilgisayar için de çıkartıyor. Baktığımız zaman biz eskiden bilgisayarda God of War oynamayı hayal bile edemezdik. Şimdi ise arkadaşlar God of War'ın oyunları bakıyoruz bilgisayara geliyor. Aynı şekilde önümüzdeki günlerde PlayStation 5'e özel olarak çıkmış olan Spider-Man 2 bilgisayara gelecek. Dolayısıyla bu noktada bir oyun bilgisayarı da alırsanız geç de olsa PlayStation oyunlarını da oynayabilirsiniz. Bunun yanında ne yaparsınız? Game Pass üyeliği yaparsınız. Aynı zamanda Xbox'a gelen oyunları da oynayabilirsiniz. Yani burada bilgisayar için bir ortak küme oluştuğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi en çok parayı da oyun bilgisayarı için vermeniz gerekiyor. Bugün 30-35 bin kalibresini alacağınız bir oyun bilgisayarı sizi bu konsollarda götürecektir arkadaşlar. Yani yeni bir nesle geçmediğimiz sürece bilgisayarınızda çıkan oyunları çalıştıracaktır. Çünkü oyun yapımcıları genel olarak oyunları geliştirirken konsolları baz alıyorlar. Yani konsolun gücünü aşmıyorlar. Bu noktada da bilgisayarlarla konsollar 30-35 bin Türk lirası arasında, bu bahsettiğim bilgisayarlar hali hazırda tüm konsol oyunlarını çalıştırdığı için yeni gelecek olan oyunları da muhtemelen çalıştıracaktır. Bu videoda sizlerle birlikte oyuncuların bize sıklıkla sorduğu bir soruya cevap vermek istedik arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte bu tarz videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin diyorum. Görüşmek üzere.